İyi akşamlar arkadaşlar. Model şirketimiz Şişe Cam. Bugünkü eğitim konumuz stoklar. Bir öncekinde ticari alacaklarla stoklar arasındaki bağı irdelemiş, incelemiştik. Şimdi stokları inceleyeceğiz bugün akşam. Ve bu kanalı açtığımdan beri bilançolarda amortismanların ve stokların öneminin çok büyük olduğunu defalarca ifade etmiştim. İşte dünkü yeniden değerlendirmeden, daha doğrusu ertelenmiş vergi gelirinden ortaya çıkarak amortismanların ne kadar bilançolarda önemli bir gösterge olduğunu somut olarak görmüş olduk. Evet, 2021'in son çeyreği ile 2022'nin son çeyreği bilanço düzenlemesine göre aktif yapısından incelemeye başladığımızda toplam varlıklar içerisinde işletme sermayesinin payının %40,23'ten %44,90'a kısmen arttığını, toplam varlıklar içerisinde toplam sabit kıymetlerin payının yaklaşık %60'tan yavaşça %55'e gerilediği görülmekte. Toplam varlıklar içerisinde hazır değerlerinin payı, artık bunları tek tek her şirkette anlatmayacağım arkadaşlar. Ben videolarınızı durdurun, yazın, not alın diye ne anlam ifade ettiklerini açık, sarih, net olarak değerlendirdim. Bana 6 ay sonra ya sizin bu işte anlattığınız hangi videoda diye sormayın. Ben şirketleri model olarak kullanıyorum. Hangi model şirkette kullandığımı bilemem. Zahmet olmasın, videoları tek tek inceleyin, önem arz eden, sizin için bilmeniz gereken konuları not alırsınız. Evet, toplam varlıklar içerisinde hazır değerlerin payı %14,5'tan %15,5'a artarken reel olarak %0,33 azalış göstermiş. Çalışma sermayesi içerisindeki payı da %36'dan %34,5'a yavaşça gerilemiş. Kısa vadeli borçlar içerisindeki hazır değerlerin payı %66,75'ten yavaşça %71'e artarken, ticari satışlarının içerisindeki hazır değerlerin payı %40'dan %26,5'a belirgin şekilde azalmış. Ticari alacakların payı toplam varlıklar içerisinde %10,5'tan %12'ye artarken reel olarak %9 artış göstermiş. Ticari alacakların payı %26'dan %27'ye yavaşça artmış. Ve geldik stoklara. Toplam varlıklar içerisinde stokların payı %8,5'tan belirgin şekilde yaklaşık %12'ye, reel olarak %26,5 artarken işletme sermayesinin içerisindeki payı da %21,5'tan %26'ya belirgin şekilde artış kaydetmiş. Stoklarda belirgin, kısmen de olsa bir değişiklik söz konusu, artış göstermiş. Peki stoklardaki değişiklik menfi ya da müsbet ne şekilde değerlendirilmeli, nasıl analiz edilmeli, nelere dikkat edilmeli? Evet arkadaşlar, son derece stoklar önemli gösterge ve kalemlerdir. Bakalım, şöyle açalım. Stoklarda bir değişiklik neden olur? Değişmenin nedenleri nelerdir? 1. Miktar değişmesi, 2. maliyet değişmesi, 3. bu iki etmenin ortak sonucu olabilir. Analizde stoklarda bir değişme görüldüğünde bunun reel mi yoksa fiyat değişikliğinin etkisi mi olduğu saptanmalıdır. Fiyat değil, reel olarak %26,5 arttığını söyledik.
bize enflasyon muhasebesine göre enflasyon düzeltmesiyle verdiği için biz mutlak değerleri değil, gerçek değerleri, reel de fiyatları, değişimleri görüyoruz. Reel mi yoksa fiyat değişikliğinin etkisi mi olduğu saptanmalıdır. Reel artışlarda mevcut durumda eğer stoklarda reel bir artış varsa, bir, iş hacmi artıyor olabilir. İki, şirket satış güçlüğü içerisine de girmiş olabilir. Yani ürün satamayınca stokları elinde kalacak, artmış olacak. Niye? Üretime çevirip stokları ticari mala çevirip satamayışından da kaynaklanabilir. 3. Stok çeşitleri arasında şirket denge kuramamış olabilir. 4. Fiyat artışı beklentisiyle stoğa yatırım yapmış olabilir şirket. Yani enflasyonist etkiden ötürü fiyatların artacağını öngörerek fiyat artışından avantaj sağlamak, yani yüksek fiyattan ödemek yerine şimdiden ucuzdan alayım diye stoğa yatırım yapmış olabilir. 5. Tedarik zorluğundan emniyet amaçlı stok yatırımı yapmış olabilir. Hatırlayın arkadaşlar, salgında tedarik zincirlerindeki güçlüklerden nedeniyle mesela limanlarda, konteynerlarda ürünler bekletildiydi, kaldıydı, firma sahiplerine ulaştırılamamıştı. Yani bir tedarik güçlüğünden, bir lojistik sıkıntıdan ötürü hani buna maruz kalmayayım diye emniyet amaçlı stoğa yüklenmiş olabilir şirket. 6. Enflasyona karşı stok yatırımı. Biraz önce de söyledik bunu. Yani bir ani fiyat artışına maruz kalmamak, yakalanmamak için stoğa yatırım yapmış olabilir. 7. Sipariş hacmi genişlemesi olabilir. Yani ürünlerini zamanında yetiştirebilmek için iş hacmi talep gelmiştir şirketin ürünlerine. İş hacmi genişlemiştir. Hani sıkışınca tedarik etmeye çalışmayayım diye işinin hacminden, talep patlamasından stoklar artmış olabilir. Bir işletmede stok ve alacak tutarını belirleyen başlıca değişken, bakın arkadaşlar, bir işletmede stokların ve alacak tutarını belirleyen başlıca değişken hasılat olduğundan, yani satışlar olduğundan alacaklar, stoklar ve hasılattaki değişim birlikte analiz edilmeli. Yani stokları etkileyen ana etmen neden? Satışlar. Stoklar, alacaklar ve hasılattaki değişimler üçü birlikte mukayese edilmeli, değerlendirilmelidir. Konumuz daha var. Onu da yeri geldiğinde işleyeceğiz arkadaşlar. Duran varlık öz kaynak oranı arkadaşlar. Onu da işleyelim hazır varlıklardayken. Duran varlıklarla öz kaynaklar karşılaştırıldığında oran duran varlıklar oranından yüksekse, duran varlıkların tamamının o oran dahilinde öz kaynaklarca finanse edildiğini göstermektedir ki bu durum işletme açısından
olumlu olarak değerlendirilmelidir. Nasıl? Şöyle ki. Duran varlıkları öz kaynaklara oranladığımızda bir önceki dönem %107,5'tan cari dönemde %95'e gerilemiş. Fakat cari dönemde duran varlıkların toplam aktifler içerisindeki payına bakıyoruz %55. Duran varlıkların öz kaynaklar içerisindeki payına bakıyoruz %95. Yani duran varlık öz kaynak oranı duran varlıkların toplam aktifler içerisindeki oranının üzerinde. Ne diyoruz? O zaman şirket toplam sabit kıymetlerini öz kaynaklarıyla tamamını niye yüksek finansını sağlıyor. Aslında bu %100'ün üzerinde olması mükemmel olur. En azından %100 olması mükemmel olur ama gayet yüksek, %100'e yakın, son derece başarılı. Şirket cari fiyatlarla mutlak olarak 75 milyar 272 milyon 962 bin TL'lik bir iktisadi varlık artışı kazanmış 2021'in son çeyreği ile 2022'nin son çeyreği zaman dilimi içerisinde, bir yıllık zaman dilimi içerisinde. Evet, pasiflerine bakalım, yani kaynaklara bakalım. Varlık finansmanında kısa vadeli borçların payı stabil kalmış. Hiç değişmemiş. Bir önceki dönem toplam kaynaklar içerisinde kısa vadeli yabancı kaynakların payı %21,64'müş. Cari dönemde de %21,67 olmuş. Hiçbir değişiklik olmamış. Ve reel olarak işletmenin kısa vadeli yabancı kaynakları %6,5 oranında değer kaybetmiş. Varlık finansmanında uzun vadeli yabancı kaynakların payı %22,5'tan %20,5'a kısmen azalırken, varlık finansmanında toplam borçların payı %44,5'tan %42'ye gerilerken, öz kaynakların payı %55,5'tan %58'e artmış. Şirket varlıklarını %42 oranında toplam borçlarıyla, %58 oranıyla da öz kaynaklarıyla fonlamakta. Bu oran, şu gösterge ideal gösterge arkadaşlar. Çok olumlu bir gösterge. Bakın, öz kaynaklar toplam borçların üzerinde seyrediyor. Hatta öz kaynaklar toplam borçların 1,5 kat üzerinde seyrediyor. Peki, kısa vadeli borçlar önemli, stabil kalmış. Niçin? Oysa kısa vadeli yabancı kaynaklar içerisinde maliyeti yüksek finansal borçların payı %4'ten %9'a, reel olarak %105 oranında hızlı ve yüksek oranda artış kaydetmiş. Uzun vadeli borçların kısa vadeli kısmı, yani kısa vade vasfı taşıyan kısmı da %8'den %2,5'a gerilemiş. Ticari borçlar %5,5'tan %7'ye artış sağlamış. Evet, uzun vadeli vasıfının ödenmesi kısa vadeli yabancı kaynakları artışını dengelemiş. Yani dengelemeyecek şekilde bir finansal borç ödemesi mevcut işletmenin. Baktığımızda kısa vadeli borçlar stabil kalmış. Uzun vadeli borçlar
bir kısmı kısa vadeli vasfı taşımasından ve şirketin finansal borçlarını ödemesinden uzun vadeli borçlar azalışa girmiş, net borçları da azalmış. Toplam pasifler içerisinde de işletmenin öz varlıkları %55,5'tan %58'e kısmen artış kaydetmiş. Daha kapsamlı inceleyelim finansman yapısını. Önce yabancı para pozisyonuna bakıyoruz. Evet, yabancı para pozisyonunda işletmede sıkıntı görüyoruz. Şöyle ki, 2021'in son çeyreği itibariyle işletmenin kasasında 5 milyar 863 milyon liralık yabancı para fazlalığı varken, aradan geçen bir yıllık zaman dilimi içerisinde işletme 10 milyar 213 milyon liralık, yaklaşık 10 milyar 214 milyon liralık bir yabancı para pozisyon açığına düşerek cari dönemde 4 milyar 350 milyon yabancı para pozisyonu ve riski taşımakta. Bu göstergelerin önemli olduğunu söylemiştik. Evet, burada ne yazık ki bu işletme açısından bir handikap, bir dezavantaj oluşturmakta. %128 ve %58 oranında bu oranlardaki azalış. Finansmanda kısa vadeli kaynak değişikliğinde öz kaynakların katkısı %4 artarken, kısa vadeli borçlarda toplam borç içerisindeki payı yaklaşık %6 artış göstermiş. Ticari borçlar kısa vadeli borç içerisinde %21,5 oranında artış göstermiş ama uzun vadeli borçların toplam borçlar içerisindeki payı %5,5 oranında azalmış. İşletme sermayesi %131 oranında artarken, finansal borçlar kısa vadeli borç içerisinde %119 oranında artmış. Biraz önce gördüydük zaten. Maliyeti yüksek finansal borçların belirgin yüksek oranda %100'ün üzerinde artış gösterdiğini toplam varlıklar içerisinde. Net finansal borçlarda dolayısıyla %46 artmış. Bir başka olumsuzluk arkadaşlar, ticari alacaklarıyla ticari borçlarının finansını sağlaması %4 oranında küçük de olsa gerilemiş. Küçük de olsa gerilemiş. Aslında bunun artış eğiliminde olması olumlu olarak beklenen gelişme olurdu. Gelelim öz kaynaklarına. Toplam öz kaynaklar içerisinde dönem kar payı çok küçük bir artış göstermiş. Devamlı sermaye stabil kalmış. Toplam öz kaynaklar içerisinde öz sermaye karlılık payı çok minik, çok küçük bir artış sağlamış. Toplam öz kaynaklar %3 oranında ödenmiş sermaye, %62 oranında da içsel sermaye yaratım. Geçmiş yılların kârı, dönem kârı ve dağıtmadığı yedek akçelerden oluşmakta. O zaman şu ortak ve şirket kârlılık oluşumlarını bir inceleyelim. Evet. Şirket kârlılığı %46 oranında artarken ortak kârlılığı %7 oranında azalış gösterdi. Oysa hisse senedi yatırımcısı açısından şirket karlılığı artış gösterirken ortak karlılığı, şirket karlılığı artış oranının üzerinde olması beklenir. Burada tam tersi gerçekleşmiş. Şirket karlılık bileşenlerine bakıyoruz. Satış karlılığı %9 gerilemiş işletmenin. Katkı payı %84,5'tan %66'ya, %21,5 oranında azalırken, emniyet marjı %23'ten %27'ye artarak %17,5 oranında artış göstermiş. Ortak karlılık bileşenlerine baktığımızda borçların öz kaynakları oranı %9 oranında azalırken, varlık karlılığı %46 artarken
borçların maliyeti %230,5 gibi yüksek oranda artış sağlamış ve finansal kardıraç işletme olumlu kullanamamış, tam tersine aleyhine gelişme göstermiş. Net ortak karlılığı %11 ile çok vasat ve zayıf gerçekleşmiş. Şimdi arkadaşlar, bakın, borsa bir algı alanıdır, bir operasyon alanıdır. Hiç gereksiz, lüzumsuz şirketleri alırlar, götürürler yukarıdan size teslim etmek için. Bilançosu fevkalade hisseleri inadına elinizden ucuza almak için baskılarlar. O hisse senedine yatırdığınız paranın maliyetini size şişirirler ve siz ucuzdan satmak zorunda kalırsınız, hele bir de kredili işlemler yaptıysanız. Yani burada kim kimi kandırırsa arkadaşlar, kim kimi tezgaha getirirse. O yüzden yani birilerinin sosyal mecralarda, efendim herhangi bir yerde böyle model portföy sunmalarını çok itibar etmeyin arkadaşlar. Hatta hiç itibar etmeyin. Yani ben bununla ilgili defalarca somut örnekler verdim. Yazık, günah. Şimdi bugün bir arkadaş bana diyor ki, abi işte Kardemir'i sen söylediğin günden itibaren Kardemir gitmeye başladı, uçmaya başladı. Eğer benim söylediğim kağıtlar, beğenmediğim bilançolar uçuyorsa, kendinize güveniyorsanız alın. Yani ne kadar başarısız, hiç yatırım yapmayan şirketlerin, ya arkadaşlar, iletişim, borsada işlem gören iletişim. Şu felakette gördük, hiçbir yatırımları yok. İnsanlar birbirleriyle iletişim sağlayamadılar. Hasta mı, sağ mı, öldü mü, enkaz altında mı? Günlerce hala daha sıkıntısını yaşıyoruz. Şimdi biri bana bu şirketlerin borsada prim yapmasını bana birisi izah etsin. Yani bilançoyla izah etsin. Ya da bilanço dışı izah etsin. Yani bunlar kıstas değil arkadaşlar. Ben fotoğraf çekiyorum. Gider gitmez. Bilemem. Ama şuna emin olun. Şuna emin olun. Her gün borsayı izlemezseniz, hiç takip etmezseniz, güzel bir bilanço, en az %50 ederinin gerçek değerinin altında bir fiyatlamaya sahip olan şirkete yatırım yapıp, aynı döviz gibi, aynı euro bond gibi, devlet hazine tahvili gibi, efendim, altın gibi alır tutarsanız, ama bu hiç takip etmeyin demek değil. En az, bakın ben uzun vade, ya neyin uzun vadesi arkadaşlar? Ben ölünceye kadar borsa yatırımcısıyım diyorum. 90'dan beri, borsa açıldığından beri bu piyasanın içerisindeyim diyorum. Ama hisse senedi hamalı değilim. Ben hisse senedinin şirketinin yatırımcısıyım. Onunla nikah kıymam. Duygusal ilişkiye girmem. Beklediğim kâra eriştiğimde gözünün yaşına bakmam. Ya arkadaşlar, yani şu şeye bakın, mantığa bakın. Size Sasa'dan örnek vereyim. Kaç senedir yazıyorum Sasa'yı. Arkadaşlar dikkatli olun, arkadaşlar dikkatli olun. Oradan bana cevap geliyor. Ya sen dikkatli olun diyorsun, kağıt gidiyor. İşte kağıt gidiyor. Ne oldu 190 liradan alanlar?
Ya en sonunda patron çatladı, dayanamadı. Dedi ki kardeşim 80 liranın üzerindeki hisseler bana ait değil. Ben dedi 80 liradan hisselerimi satıyorum dedi. Ya adam yatırımcı patrona sövmeye başladı sosyal mecrada. Sebep? Sen adamın işlettiği, yönettiği şirketi adamdan, patrondan daha mı iyi biliyorsun? Nasıl yani adama hakaretler, adama kızgınlıklar? Sebep niye patron öyle konuşuyor? E ne desin patron? Alın da canınız mı yansın desin. E tabii sen şimdi aldın onu yüksekten, hani 500 liraya gidecek dese de patron, bir aptal, bir ahmak çıksa da 300 liradan 400 liradan satayım, kandırayım diye. O yüzden kızıyorsun. Ama bak adamın gerçeği söylemesine tahammül edemiyorsunuz. Niçin? E, yüksekten satacaksın. Yani herkes birbirini dolandırmanın, kandırmanın peşinde. Adam ne güzel ikaz etti değil mi? Ben dedi 80 liradan dedi yukarı dedi hissem yok dedi. Benim şirketime ait değil dedi öyle bir hisse dedi. Ve SPK da bu konuya müdahil oldu patrona. E peki 190 liraya giderken neredeydi? Ya bir dakika kardeşim alıyorsunuz da yani patron söyleyinceye kadar küçük yatırımcıyı koruyacak kurum ve kuruluşlar neredeydi? Yani arkadaşlar işte böyle garip tuhaf izah etmekte insanın zorlandığı ne yazık ki borsadaki durumlar oluyor. Neyse ya nereden girdik bu konuya? Öz kaynaklara da bakmıştık. Geldik gelir tablosuna arkadaşlar. İşletmenin net satışları reel olarak %50,5 artış göstermiş. Satışların maliyeti %49,5 artış göstermiş. Yani satışların maliyeti reel olarak satışlardan çok cüzi, çok minik bir azalış var reel olarak. Bakıyoruz. Toplam gelirler içerisinde maliyetlerin payı %65'ten yavaşça %64,5'a gerilemiş. Dolayısıyla bu da brüt karı çok küçük olumlu yönde etkilemiş. %35'ten %35,5'a yani satışların artış oranıyla maliyetlerin artış oranındaki arasındaki fark kadar brüt karda bir artış olmuş. Sonra ne olmuş bakalım. Genel yönetim giderlerinin kısmen de olsa minik de olsa artışı, pazarlama giderlerinin artışı, araştırma geliştirme yani Ar-Ge giderlerinin stabil kalması, işletmenin esas faaliyetlerinden diğer gelirlerin giderlerin birazcık üzerinde gerçekleşmesinin neticesinde yani faaliyet giderlerinin, işletmenin faaliyet giderlerinin toplam gelirler içerisindeki payının %15,5'tan %17,5'a reel olarak %70 artmasından ötürü esas faaliyet karlılık payı %20'den %18'e gerilemiş. Ne dedik? Esas faaliyet karlılığıyla vergi öncesi karlılığa dikkat edeceğiz. Net dönem karının da nitelik arayacağız. Niteliğine bakacağız. Gördüğünüz gibi esas faaliyet karlılığı bir önceki döneme göre toplam gelirler içerisindeki payı küçük de olsa azalış göstermiş. Evet, yatırım faaliyetlerinden gelirlerin %10,5'tan %6,67'ye
azalmasından ötürü de faiz vergi öncesi karlılık payı %30'dan %24'e azalmış. Sonra ne olmuş? İşletmenin bir önceki sene finansman gelirlerine sahipmiş. %4,5 oranında finansman gelirine sahipmiş. Ama bu sene işler değişmiş. %3,5 oranında finansman giderlerinin toplam gelirler içerisindeki payının artması, reel olarak %215,5 oranında finansman giderlerinin artmasının neticesinde vergi öncesi karlılık payı %34,5'tan %21'e gerilemiş arkadaşlar. Bakın, kar yavaş yavaş yukarıdan aşağıya geldikçe yavaş yavaş erimeye başladı. Nereden nereye geriledi? Oysa brüt kar arasında bir önceki döneme göre çok küçük de olsa bir artış vardı. Maliyetlerin, satışların azıcık altında artış göstermesinden. Ondan sonra faaliyet giderlerinin artmasıyla önce esas faaliyet karlılık payı gerilemeye başladı. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin azalmasıyla faiz vergi öncesi karlılık payı azalmaya başladı. Finansman gelirlerinin finansman giderlerine reel olarak yüksek oranda evrilmesinin sonucunda da vergi öncesi karlılık payı daha da geriledi. Burada vergi devreye giriyor. Bir önceki döneme göre toplam gelirler içerisinde vergi giderlerinin payı %5'ten %1,5'a gerilemiş. Şimdi arkadaşlar lütfen dikkat edin. Bugün bir yorumda okudum. Diyor ki abi diyor, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda da diyor yeniden değerlemeden ötürü diyor vergi ertelemesi var diyor. Şimdi bakın arkadaşlar, buradaki işaretlere çok iyi dikkat edin. Eğer geliri varsa, yani bu formalize edildiğinden sağlıklı çalışabilmesi için çift işlem, hatalı işlem yapılmaması için formüller ona göre ayarlandığından ve burada yatırımcının dikkatini çekiyorum. Diyorum ki hani normalde tam tersi olur değil mi? Hani vergi gideri olursa eksi olur, gider bir eksidir. Gelir olursa artı olur. Ama burada işler karışmasın diye ben tersini yapıyorum. Şayet eksi bir rakam görüyorsak, bakın geliri diyor. Gelir eksiyle diyor gösterdim diyorum. Parantez içerisinde. Gideri varsa burası pozitif. Bakın pozitif vergi gideri. Ama geliri gördüğünüz gibi eksi. Şimdi buradaki Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndaki burası artı arkadaşlar. Yani orada bir gelir değil, gider söz konusu. Hatta vergi gelir gider dilimine baktığında, ikisini topladığında 9 küsür biri, 1 küsür biri yanlış hatırlamıyorsam, baktım size öyle deyince 11 milyar liralık bir vergi gideri söz konusuydu. Orada hataya düşmeyin lütfen. Bunu iyi anlayın. Evet, vergi giderleri 4.74'den 1.32'ye gerilemiş. Ama ertelemiş olduğu bir vergi geliri elde etmiş. Bir önceki dönem vergi gideri varmış %1.04. 1.71 bir vergi ertelemeden ötürü bir gelir elde etmiş. İkisinin arasındaki farka baktığımızda 371 milyon 403 bin lira bir vergi ertelemesinden ötürü bir vergi geliri avantajı sağlamış. Ha, şimdi diyeceksiniz ki bu da bir yeniden değerlendirmeye tabi tutup amortismana tabi iktisadi varlık artışından kaynaklanan mı?
arkadaşlar artık onları siz inceleyip bakacaksınız. Yani ben nasıl bakmanız, nerelere bakmanız gerektiğini dün tane 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 gösterdim. Dipnotlarda, PDF dosyalarında. Dünkü videoya göre hepsine bakacaksınız. Amortismana tabi tuttuk iktisadi varlığın yeniden değerlendirmeden ötürü %2 vergiyesini ödeyip bir avantaj mı yakalamış, onu takip edeceksiniz. Ve sonuçta arkadaşlar küçük de olsa vergi ertelemesinden ötürü 371 milyon liralık bir vergi avantajıyla net dönem kar payı %28,5'tan %20,29'a gerilemiş. Şimdi tabii bunu sizlere nasıl aktarırlar bilemiyorum. Ben burada bir kar artışı göremiyorum. Ha şunu diyebilirsiniz ya kardeşim 9 milyar. Bir önceki dönem net dönem karı 19 milyar. Arada 10 milyar 200 bin liralık bir fark var. Nasıl artmış? Hayır arkadaşlar o mutlak değer. %7'lik, reel olarak %7'lik bir artış var. Ama toplam gelirler içerisinde net dönem karının yani brüt kardan itibaren yavaş yavaş azaldığını görmekteyiz. Geldik nakit akım tablosuna. Şimdi size herkesin sorduğu bunu da açıklayayım. Hisse senedi yatırımcısı açısından önem arz eden kar oranları. Hani siz direkt net dönem karına bakarsınız. Ben hayır. Ben hisse senedi yatırımcısı olarak bu karlara bakarım. Benim için bunlardır önemli olan. Kar muhafazakarlığı. Bunu genelde bilanço makyajı olarak değerlendiren arkadaşlar var benim anlatımlarımdan. Hayır arkadaşlar öyle değil. Şimdi bunu da alın, not alın, yazın, bunu da öğrenin. Oranın %100'e yakın oluşu, finansal raporlamada firmanın nispeten ihtiyatlı, tutucu yaklaşımını yansıtır. %100'den büyük oluşu, şirketin kar artırıcı muhasebe uygulamaları tercihini veya vergi yönetimindeki etkinliğinin bir göstergesi olarak yorumlanır. Şimdi tabii burada ifade eden durumdan vazife çıkartıyor arkadaş. Diyor ki burada okuduğum hani şirketin kar artırıcı muhasebe uygulamaları. Ya bir dakika arkadaşım kar bellidir. Nasıl kar artırıcı uygulama? Ha karı artırmaya gösteriyorsan sen burada dingil dümen yapıyorsun, bizim gözümüzü boyuyorsun diye anlıyor haklı olarak. Ama öyle değil. Bir kez daha açıklayayım. Konu öyle değil. Ne diyor? Muhasebe uygulamaları tercihini veya vergi yönetimindeki etkinliğinin bir göstergesi olarak yorumlanır. Hani dün ne dedik arkadaşlar? Eğer şirket yeniden değerlendirmeye tabi tutmasaydı amortismana tabi iktisadi varlıklarını gidecekti. %23, %25, %20 kurumlar vergisini ödeyecekti. Ne yaptı? Yeniden değerlendirmeye tabi tuttu. Aradaki farkın %2 vergisini ödedi. Kendine bir vergi avantajı sağladı. Yani kanunun ona vermiş olduğu haktan faydalandı. Bunun gibi oran işletmenin muhasebe politikası seçiminde bir göstergesi olduğu gibi vergi oranlarındaki gelişme beklentisini de yansıtır. Yani verginin düşeceğini öngörür veya yükseleceğini öngörür. Ona göre kendine göre tedbirini önlemini alır. Şimdi buna niye gereksinim duyar? Bu nedir? Açayım burayı da. Şirketlerin muhasebe standartlarına göre hesaplanan bir
ticari kar, yani muhasebe karı olarak tanımlanan karı ile vergi mevzuatına uygun olarak hesaplanan mali kar arasında fark bulunmaktadır. Yani vergi dairesindeki hesaplamalarınızla verginiz farklıdır. Muhasebe standartlarına göre hesaplanan ticari kar ya da muhasebe karı olarak bilinen kar arasında farklılıklar vardır. Vergi mevzuatına uygun olarak hesaplanan mali kar arasında farkın bulunduğunu ifade ettikten sonra analize mali kar değil, ticari kar, yani vergi öncesi karı, ne dedik arkadaşlar? Net dönem karının niteliğine bakacağız. Biz öncelikle esas faaliyet karlılığını, ondan sonra da aşağıdaki bir sonraki vergi öncesi karını itibar edeceğiz. Onlara dikkat edeceğiz. Artmış mı, azalmamış mı, azalmış mı diye. Ve vergi sonrası net kar esas alınmaktadır. Ticari kar ile mali kar arasındaki oransal fark finansal raporlamada şirketin tutum ve tercihini gösterir. Ne dedik? %100'ün üzerinde oluşu, değil mi? %100'e yakın oluşu finansal raporlamada firmenin nispeten ihtiyatlı tutucu yaklaşımını yansıtır. %100'den büyük oluşu şirketin kar artırıcı muhasebeleri uyguladığını tercih ettiğini gösterir. Evet, kar artırıcı, yani çok da değil arkadaşlar ama bir önceki dönemde evet muhafazakar tutucu davranmış. Şirket bakın %100'ün altında ama bu sefer %27 artış göstermiş ve %109,5 oranında kar artırıcı muhasebe uygulaması tercih etmiş. Mali rentabilite çok düşük %8,5, efektif kar gerilemiş %31,5, vergi öncesi karı düşmüş olumsuz ki önemlidir vergi öncesi karı. Ekonomik rentabilite %29,5, faiz vergi öncesi karlılığı %42, faiz vergi öncesi karlılığı, şu faiz amortisman vergi öncesi karlılığı, bu faiz vergi öncesi karlılığı, yani bunun içinde amortisman yok, o da %26 artmış. Kümülatif karlılık, yani birikmeli karlılık %3 artış göstermiş sadece ve faaliyet karlılığı, önemli gösterge, daha önce işlemiştik. %8 azalış göstermiş yaklaşık olarak XQ verimliliği de %91,5 oranında azalış göstermiş. Bizim için azalış zaten olumsuz ama biz yükselişteki niteliği araştıracaktık. Bu zaten azalmış. Evet, nakit akışı fena değil. Nerede kaldık şimdi, nereye bakacağız? Geldik reel satışlara. Evet, reel satışlar %50,5 artış göstermesine rağmen işletmenin satış karlılığı azalmış. Hayret. Yurt dışı satış gelirlerini artırmış. Yurt dışı ve yurt içi satış gelirlerini artırmış, reel satışlarını artırmış, gayet başarılı. Dış ticaret işlemlerine bakalım. Toplam gelirler içerisinde ihracat gelirlerinin payı %46'dan %54'üye çıkarken, ithalat giderlerinin payı %48'den %52'ye artmış. İhracat gelirleri ithalat giderlerinin üstünde seyrediyor. Cari açık, dış ticaret açığı vermemiş şirket. Şimdi burada size başka bir şey gösterecektim gelir tablosunda. Arkadaşlar, size daha önce bahsettim mi bilmiyorum ama bahsettiysem bir kez daha bahsedeyim.
Şirketlerin satışlardan iade ve iskonto oranlarına muhakkak dikkat edin arkadaşlar. Satışlardan iadeler toplam gelirler içerisinde %0,29'dan zaten hiçbir payı yokmuş, %0,21'e gerilemiş ama şirket iskontolarına bakıyoruz, yani indirimlerine bakıyoruz. Toplam gelirler içerisinde bir önceki dönemki payı %5'miş, şimdi %3,5'a, %4'e gerilemiş. İskontoda yapmamaya başlamış. Yani iskontayı azaltmış şirket. Bakalım alacakları 103 günden 75 güne alacak devir hızını artırmış. Gün sayısı olarak 2,5 aya düşürmüş. 3 aydan. Stok devir hızı da 86 günden 73 güne gerilemiş. Devir hızını artırmış. İşletme sermayesi devir hızını da artırmış. Likidite oranları olması gereken değerlerin içerisinde ve likidite riski taşımamakta ama yabancı para pozisyon açığı ve riski taşıyor, onu biliyoruz. Faaliyet oranları vasatın üzerinde, kaynak yaratma güzel, etkinlik oranları da güzel ve bir konuyu daha, neyse onu da başka bir eğitim programına bırakalım. Kaynak kullanımı %66,5'luk kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte. Faaliyetlerin %66,5'u ana kaynak oluşturmuş. Güzel. Nerede kullanmış? Maddi duran varlık artışı kullanım olmuş ve şirket %51,16 ile yatırımlarını, varlıklarını fonlamış. 45 milyar 44 milyon 507 bin TL ile. Evet. Net işletme sermayesine bakalım. Net işletme sermayesi de %131 oranında artış sağlamış. Gayet güzel. Yani gelir tablosu beni tatmin etmedi. Gelir tablosu beni tatmin etmedi arkadaşlar. Hisse değerine gelince haftanın son işlem gününü 44,5 liradan fiyatlanarak kapatmış. Bu veriler doğrultusunda gerek demetli kapitalizasyon yöntemi gerekse indirgenmiş nakit akım yöntemiyle hisse olması gereken değerinin altında spekülatif olarak fiyatlanıyor. Ama bunda bilançonun ne kadar etkisi var? Ben şu anda bilançolarda etkileri görmüyorum arkadaşlar. Şirket bilanço açıklıyor. Açıkladığı günün ertesi günü hisseleri tavan oluyor. Bir gün sonra taban oluyor. Yani tuhaf işler oluyor. Ben çözüyorum da çözemiyorum. Burada ben piyasanın ne yaptığını hiç umursamıyorum. Alacağım fiyatı yeri biliyorum. Hissenin peşinden de koşmuyorum. Bekliyorum. O benim ayağıma gelsin diye bekliyorum. O benim ayağıma gelir. Geldiği zaman tak yakalarım. Gitti. Uğurlar olsun. Hiç peşinden takibini bile yapmam. Niye? Burada fırsatlar bitmez. Burada bir sürü şirket var. A olmazsa B olur. B olmazsa C olur. Neyse arkadaşlar. Şişe camı da bitirdik. Sırasıyla gelen bilançoları sizlerle değerlendiririz. Eğitim konularımıza devam ederiz. Herkese iyi haftalar diliyorum. Bugün haftanın, tatilin son günü, yarın malum piyasalar açılıyor. Görüşmek üzere arkadaşlar.